şu anda devam eden savaşta kendi suçunu örtbas etmek için her türlü deliliği yapabilir. Bunlardan biri de nükleer silah mıdır, atom bombası mıdır? Evet demişti mesela bir aşırı sağcı bakan, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu. Gazze'ye atom bombası atılma ihtimalinden bahsetmişti. Oradaki canavarlar, Filistinler için diyor, oradaki canavarlar ya İrlanda'ya gitsinler ya da çöllere gitsinler. Hani orada kalırlarsa peki atom bombası atılır mı diye sorduğu zaman evet o atılabilir, neden olmasın. O da seçeneklerden biri demişti. Netanyahu'ya bile fazla geldi bu. Süresiz bir biçimde söz konusu bakanı kabine toplantılarından çıkardığını açıkladı. Ama benzer yönde açıklamalar, yorumlar gelmeye devam ediyor. Bu sefer İsrailli bir yazar nükleer silah ihtimalinden bahsetti. Fütürist İsrailli yazar Yuval Noah Harari, Japon televizyon kanalına bir röportaj verdi. Nükleer kıyamet senaryosu hiç uzağımızda değil dedi ve sonra ekledi. Hamas ve İran destekli Hizbullah ve Yemen'deki Husi güçleri eğer saldırırlarsa, binlerce roket yağdırırlarsa ne olacak? İsrail kendini savunmak için nükleer silaha başvurabilir. O sözlere bakalım, devam edelim. And actually the entire region is in the greatest danger we have been for years. We could theoretically be just 24 hours away from a nuclear war because there is a credible threat that Hezbollah and other Iranian allies will attack Israel with tens of thousands of missiles, in which case Israel could defend itself with all the weapons it has, including nuclear capabilities. So this is a very dangerous moment. Şimdi bu dediği gibi gerçekten çok tehlikeli bir nokta. İlk önce bir bakan, sonra o bakan Netanyahu'ya bile fazla gelen bu çıkışını, ya ben mecazi manada söyledim, ben gerçekten söylemedim dedi ama söz konusu İsrail'e yazar ki yani fütürist, dengeli birisiydi bu, ne oldu? Dengeli yani, birisiydi geldiği noktada yani böyle devam ederse bir anda Hizbullah falan, Yemen'den de Husiler sürekli atıyorlar evet. Roket. Ne olacak? Kendimizi korumak için İsrail bir nükleer bombaya, silaha başvurabilir dedi. Şimdi Rusya'dan bir tepki var. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zahorova. Bu tür açıklamalar diyor Zahorova bir soykırım tehdidi ve nükleer silah kullanmaya zemin hazırlamak. O açıklamasına bakalım Rus sözcünün. Bu açıklamaların kışkırtıcı, kesinlikle kabul edilemez ve belli nedenlerden ötürü son derece dikkate değer olduğunu düşünüyoruz. Bu gibi beyanatlar Gazze şeridindeki tüm sivil halkın nükleer silahla tehdit edildiği anlamına geliyor. Bu bir soykırım tehdidi mi? Bu tür açıklamaların hiçbir gerekçesi yok ve olamaz. Bu tür açıklamalar İsrail'in nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamakla kalmıyor. Tabii. Kendilerine uygun gelmeyen bir senaryoda bu silahın kullanılması ihtimalini değerlendirmeye hazırlandıklarını da gösteriyor. Şimdi birazdan bu bayrağı da, yani o sahildeki bayrak görüntüsünü de vererek bir analiz rica edeceğim değerli konuklarımdan ama hani bu bir acaba zemin hazırlama mıdır? Moskova öyle düşünüyor. Yani demek ki yok diyorsun. Ben barışçıl amaçlarla nükleer enerjiyi kullanıyorum diyorsun. İşte orada bir nükleer santralin var. Ama demek ki elinde nükleer silah varmış. Ve işte yok bir bakanın, yok bir işte gayet popüler bir yazarın söylediğine göre de bir soykırımla tehdit ediyorsun. İki, kullanmaya hazırlanıyorsun yani. Ne diyorsunuz böyle bir? Şimdi bilmiyorum, daha önce televizyonlarda böyle bir açıklama yapıldı mı yapılmadı ama ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere Rusya'nın nükleer güç, 1947 yılında nükleer güç safhasına erişmesine İsrail'li ajanlar destek oldu. Yani 1945 yılında işte hepimizin bildiği Hiroşima ve Nagasaki, Amerika Birleşik Devletleri bomba attığın zaman nükleer güce sahip olan tek ülkeydi. Ama 47'de İsrail Mossad ajanlarıyla Amerika'dan aldığı bu kritik kütleyi bomba haline çeviren formülü Ruslara iletti. Böylece bir güç oldu. Niye bunu yaptı derseniz, daha çok 47 Savaşı ve daha sonrasındaki İsrail'in kuruluşuna bakacak olursanız bunun arkasındaki gerekçeleri anlarsınız. Şimdi Rusya'nın buradaki açıklaması gelecekte kullanmaya yönelik bir... yani sen bunu kullanmayı düşünüyorsun diyor burada. Kesinlikle ben ne anlayayım başka? Alıştırma metodu olduğu doğru ama bu yeterli değil. Asıl sorgulanması gereken şey şu. Herkesin bildiği ama herkesin de duymamazdan geldiği bir konu. İsrail'de niye nükleer silah var? Ne oldu nükleer silahların yayılmasının önleme anlaşması? Ne oldu? Yani mesela şimdi ne konuşuyor? İran nükleer güç olmasın. Tamam iyi olmasın. İsrail niye nükleer güç? Yani İsrail'in nükleer güç olması normal. 1967'ydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam nükleer silahların yayılmasının önleme anlaşması. Bundan sonra işte nükleer silah yayılmasın, şu bu olsun bu olsun. Yani aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in 5 sabit üyesi var ya veto hakkın olan. Onlar da var olacak ve ondan başka da yayıldı gerçi Hindistan'a, Pakistan'a falan ama İsrail hiç gündeme getirilmiyor. İsrail'in gündeme getirilmediği halde İsrail'de bazı kaynaklara göre 30, bazı kaynaklara 70, bazı kaynaklara farklı rakamlarda nükleer başlık var. Yani bu nükleer başlık şu demek, uçakla atılabilir, füzeyle atılabilir, onunla atılabilir, bununla atılabilir. Şimdi soru şu, diğer ülkeler nükleer silahların yayılması anlaşmasına tabi olmasına rağmen İsrail niye değil? Yani İsrail harcılığı nedir? Tabii bunu da şimdi öğreniyoruz. Bunu hani tabii yanlış anlamadım. Yok tabii. Yani bunu da dünya şu anda öğreniyor ki yani Zaharova diyor ki demek ki elinde var mı senin? İtiraf, resmi itiraf. Ama yani. Ama Rusya da İsrail'in elinde olduğunu biliyor. Tabii onu da ayrıca bir ifade edelim. Burada nükleer biraz daha üzerine konuşup demin Deniz Hocam'ın bahsettiği önemli bir konu var. Oradan bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi İsrail'in şöyle bir savunma mekanizması var. Coğrafi olarak küçük olduğu için şu an itibariyle diyorum. Çünkü niye bakın yayılmacı bir felsefe izliyor. Diyor ki ben diyor eğer başarısız olursam yani derinliğim olmadığı için coğrafi değilim Rusya gibi ne yaparım diyor nükleer gücümü kullanırım diyor. Aslında bu Gazze için değil. Bu sunum Gazze'den çok ki Gazze coğrafi olarak çok yakın kendi Tel Aviv yani yerleşim Aşkelon, Hayf oralara. Bu Lübnan, İran gibi istikamette bulunan İran merkezli bölgelere yönelik. Yani sıkıştırırsanız elimde nükleer güç var. Bunu da kullanırım olarak algılanması lazım. Şimdi konuyu İran ve Suriye üzerine getirdiğim zaman ki burada Suriye-Irak bölümünde çatışma artacak yakın zamanda. Burada şunu görüyoruz. Rusya, İran yanlısı, Haçlı Şabi deyin, Şii milisler deyin, Hizbullah deyin ne derseniz deyin. Yani bu İran yanlısı grupların aslında Suriye'de çok fazla aktif olmasını da istemiyor. Diyor ki küçük bir Suriye benim kontrolümde olsun, benim limanlarım olsun, benim işte Hümeym Hava Üssü ve Tartus olsun. Zaten Esad benim kontrolümde olur. Altında. Dolayısıyla hani bunu vurup İsrail veya işte Amerika ne derseniz deyin, buradan uzaklaştırabilir diye bir yaklaşım içinde olması sürpriz değil. Bunu da ayrıca bir ifade edelim. Demin ilk girişteki söylediğim bu Rusya'nın güç olması yani nükleer güç olmasında katkı sağladığı gibi zamanında İsrail aynı zamanda 1980'li yıllarda Sovyet Terbiye'nin o zaman çıkışlar falan öyle kolay değil. Batı'ya göç etmek için bazı bilim adamları veya işte değişik insanları oradan kaçırmak için gene Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı silahlarla ilgili, teknolojilerle ilgili gizli bilgi ve belgelerinde Rusya tarafına sızdıran bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani burada neyi söylüyoruz? Bilginin güç olarak kullanılması ve İsrail'in lehine Rusya-Amerika arasındaki bazı dengelerin sağlanarak kendisine müttefik veya en azından kendisini kösteklemeyecek bir ortam oluşturan bir İsrail yaklaşımını görüyoruz. Bunu özellikle ben ifade etmek isterim.